Lefkoşa Atatürk Stadyumunda Çetinkaya Laptay'ı ağırlıyor. Maçın hakemi Ulus Sediren, yardımcıları Abdullah Adem ve Alkım Aksoy. Laptay atağından sonuç gelmedi. Devrimin pası offside bayrağı kalkıyor. Atak sırası şimdi Çetinkaya'da. Kayhan bomboş, gol şansı. Kayhan'ın vuruşu topa uta gidiyor. Lapta ata. Serbest vuruş diyor Ulus Sediren. Kart beklentisi var Laptalı futbolcuların. Bu kez penaltı bekliyor. Çetinkaya'lı futbolcular devam diyor Ulus Sediren. Karşılıklı ataklar var bu dakikalarda. Bu müdahaleden de faul bekledi Laptalı futbolcular. Ali Osman, kaleci Ceren'in zamanlamasıyı pozisyonu uzaklaştırıyor. Çetinkaya köşe vuruşunu kullanıyor. Kafa vuruşu sonuç gelmedi. Ali Osman ikinci pozisyonda denedi şansını ama sonuç gelmiyor. Maçta 38. dakika. Derviş içeriye çıkardı. Kafa vuruşu Hüseyin Küsteci ve skor 1-0. Sarı Kırmızılar aradığı golü Hüseyin Küspeci ile 38. dakikada işte böyle buluyor. Kayhan'ın pası Hüseyin Küspeci bir kez daha topla buluşuyor. Bu kez Celal izin vermedi. Atak sırası Lapta'da Mehmet Emin'in zamanlaması. İlk yarı sona eriyor. İlk yarıda Sarı Kırmızılı Başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğü var. İkinci yarıda 48. dakika derviş köşe vuruşunu kullanıyor. Kafalardan seken top son tamamlayan isim Ali Osman. 2-0 oldu skor. Ali Osman'ın golü Çetinkaya ikinci golü getiriyor. İşte Ali Osman. Skor 2-0. Lapta serbest vuruşu kullandı. Karambol. Haşim uzaktan şansını denedi. Çetinkaya defansından döndü. 61. dakika. Bu kez Asilkan sahneye çıkıyor. Skoru 3-0 yapıyor. Gol sonrası teknik patron Turan Altay'a koşuyor Asilkan. Genç futbolcu skoru 3-0 yaptı. Lapta serbest vuruş kazanıyor ve bu hareketinden sonra Asilkan Ulus Sediren'den sarı kart görüyor. Dakika. Çetinkaya'nın atakları devam ediyor. Derviş ceza sahasında. Derviş'in vuruşu Celal'den dönüyor. Kayhan tamamlıyor. Farkı 4'e çıkartıyor Çetinkaya. Rakibi karşısında fark yakalıyor. İşte Kayhan tamamlayan isim. Albert'in ortası Ali Osman yatarak vuruşu 5-0. İşte Ali Osman gelişine vuruyor. 85. dakikada Çetinkaya'nın 5. golü. Avantaj kuralını uyguluyor Ulus Sediren. Asilkan'ın faulü vardı. Lapta hata sonuçsuz kalıyor ve atak sonrasında Asilkan ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı görüyor 90+3'te ve Çetinkaya 5-0 kazanıyor.
Tabii şunu söyleyeyim, maç öncesi Selahattin Hoşkan'la konuşuyorduk. Genç bir kadro sahada. Ben dedi ki 8 kişilik genç kadro var sahada. Belki de yabancı. Bir de kaleci dedi. Ama bir baktık ki tabii yedek kulübesinde özellikle Mustafa Güldoğuş gibi tecrübeli isim var. Osman gibi. Özellikle orta defansının göbeğinde oynayan bu isim. Ve bir de Haşim. Şimdi tabii böyle tecrübeli futbolcu varsa elbette ki genç futbolcu da koyacaksın sahaya. Ama hep genç futbolcuna çıkarsan ve Çetin Kaya gibi bir takım karşısına çıkarsan sonuç bu olur. Dikkat edin tabii maçın özellikle Çetin Kaya'nın golleri attığı dakikalara. Çetin Kaya kendi sahasında kazandığı toplar, uzun toplarla attığı gol paslarla sonuca çok rahat gitti. Bugün kaleci Laptan kalesi Celal birebir toplarda refleksi iyi bir kaleci ama yan toplara çok zayıf. Ki Çetin Kaya'nın attığı iki golde sanki de birbirinin kopyası olmuş şekilde iki golde yan toptan attı ve Çetin Kaya'nın özellikle bugün baktığınız zaman Ali Osman'ın üzerine oynayacak genç futbolcu korsanız bugün Ali Osman olsun. Sonradan tabii Derviş'in özellikle Derviş'in goldeki asisti ve Hüseyin Küspeci'nin gol becerisi genç Hüseyin Küspeci'nin tabii Laptay'ı bu duruma getirdi. Tabii bizim de mesela Uçkan hedefimiz ligde kalmak dedi. Elbette ki ligde kalmak Laptay'ın bir başarısı olarak görünüyor ama sonuçta ne olursa olsun bugün Çetin Kaya karşısında alınan bu 5-0'lık şu andaki sonuçta bir 5-0 daha maçın içinde dakikalar var ama Laptay için ilerleyen haftalarda tehlike sinyalleri de olabilir. Yani önce Çetin Kaya bir takımı karşısına çıkarırsanız sizin elinizde özellikle defansın tecrübeli isimleri varsa onlarla başlamak zorundaydınız. Yani bugün Çetin Kaya karşısında 8 tane genç futbolcu olursanız bu hizmeti önceden kabullenmiş olursunuz diye düşünüyorum. Peki ilk 20-25 dakikada aslında Laptan'ın bir baskısı vardı Çetin Kaya defansı üstünde. Tabii Çetin Kaya bunu bir deneme yaptı. Çünkü tabii Laptan'ın gençlerin ne yapacağını bilemedi. Tabii baktık ki gençler özellikle defansı da bazı gedikleri vermeye başladı. İşte Çetin Kaya o dakikada devreye girdi. Nitekin bugün dikkat ederseniz Çetin Kaya'nın oyunun istiline baktığınız zaman önce Kayhan'ı sol tarafa aldı, sağ Hakan aldı ki ofansif futbolcular bunlardı. Zaman zaman Kayhan sola geçti, Hakan'la beraber forveti üçlediler. Yani artık Çetin Kaya Laptan'ın zayıf yönlerini gördü defanstaki ve ofansif futbolda ağırlıkta seçti ve arka arkaya da goller geldi. Yani bugün Kayhan sakatlığı, uzun süre bir Kayhan sakatlığından sonra yine takımla bütünleşti ve ilk 11'de sahaya çıktı. Tabii Kayhan şu anda oyundan çıktı ama sonuçta Kayhan takımı zaman zaman gidip üçlerdi. Hakan üçlerdi. Yani bir anda bakalım Çetin Kaya 3-5-2 oynayan Çetin Kaya bir anda 4-3-3 oynamaya başladı. 3-5-4-3 oynamaya başladı. Yani Çetin Kaya artık rakibinin defansını gördük sonra üzerine korkusuzca gitmeye başladı. Oysa ofansif yeni olan fazla Çetin Kaya'nın ki ilk oyuna başladığınız dakikalarda özellikle Hakan'ın ve Kayhan'ın ofansif futbol yönünden Laptay kenarları kullansa da olacaktı ama genç futbolcular bunlardan pek daha yararlanamadılar. İşte bu dakikada Selahattin Uçkan'ın özellikle bu defanstaki göbekte bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü özellikle göbekten Laptay bugün yıkıldı ve kenardan gelen toplarla ki bugün Derviş'in taşıdığı toplarla attığı toplar Hüseyin Küspeci olsun, Ali Osman taşıdığı toplar gerçekten Derviş'in sahneye çıkmasıyla başladı. Dolayısıyla Çetin Kaya bu farklı galibiyetle şampiyonluk yarışında en azından geçtiğimiz hafta aldığı yeni liginin, farklı yeni liginin taraftarlarını unutmuş oldu. Çünkü bugün evet Kayhan, sakatlık döneminden geçtin. Bugün de iyi oynadın. Neler söyleyeceksin? Ya sakatlık bir şanssız, sezon öncesi bir şanssız bir sakatlık geçirdik. Onu yavaş yavaş atlattık. Bugün Laptay maçı önemli bir maçtı bizim için. Çünkü Gönyeli 5 puanlık bir avantaj sağladı bize. Laptay'ı dövüp bir çıkış yakalamamız lazımdı. İnşallah bu maç çıkış maçımız olur ve bir seri yakalayıp şampiyonluk yarışında devam etmek istiyorum. Çünkü karşımızda gerçekten güçlü iki takım var bu sene. Gönyeli ve Gaymaklı. Onları yakalamak istiyorum. İnşallah bu seri Laptay maçı seri olur. Arkası gelir. Tabii ki sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Tabii genel kanı çok iyi futbol oynamadığımız. Bunlar sürekli dile getirilince bir baskı altına girdik. Son iki haftadır da puan kaybettik ama bugün mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü yarın biliyorsunuz derbi bir maç var. Oradan mutlaka ya biri ya ikisi kırılacak. Oradan puan çıkarmamız gerekirdi. İyi bir oyunla 5-0 net bir skorla 3 puan aldık. Yolumuza devam edeceğiz. Sağ ol. Coşkun abi. Yarışa karşımdan söylediği gibi çok önemli bir maçtı bizim için. Çünkü üzerimizde bayağı bir baskı vardı. Sağdan soldan kötü futbol oynadığımıza dair. Tabii bilmiyorum bugün ne düşünecekler ama bizim için önemli olan değil. Bugün 3 puan almamız çok önemliydi. Bugün yarın Kaymaklı'ya Gönyeli'nin bir maçı var. Oradan mutlaka bir tanesi puan kaybedecek. Bu da bizim maçımızdan bir avantaj olacak. Puan farkımız düşecek en azından. Yolumuza devam ediyoruz. İyi bir maç oynadık. Güzel bir maç oynadık. Farklı bir galibiyet aldık. Artık önümüze bakıyoruz. Bu maç bitti. Sağ ol. Teşekkür ederim.
geçmiş olsun ilk önce. Sağ olun. Neler söyleyeceksiniz? Neler söyleyeceğiz? Çok kötü bir ikinci yarı yaşadık. Aslında ilk yarıda hatalı bir gol yememize rağmen istediğimizi yaptık. İkinci devrede daha iyi olmayı beklerken çok kötü olduk. İkinci bir hatalı gol yedikten sonra da adeta çöktük. Gideceğimiz tabii çok yollar var ve çekeceğimiz çok daha sıkıntılar var. Bunu bilerek çıkıyoruz zaten maçlara. Ancak bıkmamak lazım, yılmamak lazım. Israrla uğraşmak lazım. Moral bozup ağıt yakmak yerine daha iyi çalışmak, daha çok çalışmak ve sahada yapmak istediklerimizi yapmamız lazım. Hocam ilk 20-25 dakikalık periyotta bayağı bir iyi oynadınız. Evet. Çetin Karaca'na baskı kurdunuz ancak gol atamadınız. Hı. Ondan sonra bir düşüş oldu takımda. Acaba genç futbolcular olma sebebiyle mi? Kadromuzun 8 tane genç futbolcu vardı sanırım bugün sahada. Şimdi tabii ondan değil, ilk 20-25 dakikayı gerçekten istediğimiz şekilde oynadık. Hatta 45 dakikaya bunu yaydık. Dediğim gibi basit bir bireysel hatadan orada bir ucuz gol yedik. Bir kafa golü yedik. O olmaması lazımdı ama ikinci yarıya çıkarken gene de umutluyduk. Kesinlikle bunun altından kalkarız diye umutluyduk. İkinci yarıda yapacağımız müdahalelerle bu işi çeviririz dedik. Fakat ikinci bedava golü gene basit bir hatadan kalemizde gördük. Bu çok normal bir durum değil tabii. Yani bir taraftan gol atmayı düşünürken diğer taraftan hiç beklemediğiniz anlarda kendi hatanızdan gol gelirse işte orada genç futbolcularda büyük bir çöküş yaşanır. O moral bozukluğu tabii 2-0, 3-0, 4-0 bir anda fırlar gider. Onun için dediğimiz gibi ısrarla bu yolumuza devam edeceğiz. Hocam Güldoğuş'u yedek beklettiniz bugün. Evet. Daha tecrübeli futbolcular da vardı yedekte. Böyle bir tercih yaptınız. Şimdi tabii burada en iyi olduğuna inandığımız, en çok koşacağına inandığımız oyuncuları sahaya sürdük. Diğer tecrübeli oyunculardan kenarda tuttuklarımız oldu. İşte Eyengan'ı son yarım saatte oyuna koyduk. Çünkü ilk maçı, 6 haftada ilk maçı sakatlığı geçti ama biz çekine çekine koyduk. Tabii bütün bunlar mazeret değil. Takım olacaksınız, kazanmayı bileceksiniz, bunu öğreneceksiniz. 2-0'a rağmen yılmayacaksınız. Bedava hatalı gol yemeyeceksiniz. Karşınızdaki takım da Çetinkaya sonuçta yakaladığını atabilen bir takım. Ancak 6. haftadayız ve önümüzdeki haftalardan itibaren artık bizim yavaş yavaş çıkışa geçmemiz gerekir. Çünkü bu dakikadan sonra artık telafisi zor olan maçlar başlayacak. Şu ana kadar toleransımız var. Şu andan itibaren durum biraz daha sıkışır. Rakiplerle puan farkımız açıldıkça işimiz zora girer. O bakımdan önümüzdeki haftadan itibaren ben bir çıkışa geçeceğimizi tahmin ediyorum. Ozanköy maçımız var. Arkasından Hamitköy maçı var. Yani bu iki maçla istediğimiz çıkışa başlarız diye düşünüyorum. Sağ olun hocam. Hamitköy ile Tatlısu karşı karşıya geliyor. Murat Sapsızoğlu maçın hakemi, yardımcıları Gökhan Koşer ve Kenan Harun Özdemir. Tatlısu ata. Morris'in vuruşundan sonuç gelmiyor. Hamitköy uzaktan şansını denedi ve topağlarla buluşuyor. Onur takımını 1-0 öne geçiriyor. İşte Onur'un güzel golü. Kaleci Ali'nin de golde hatası var. Ve başkent ekibi 1-0 öne geçiyor. Serbest vuruşu Tatlısu kullandı.
Morris topağlarla buluşuyor ama gol olarak geçerli kılınmıyor pozisyon. Tatlı sulu futbolcuların itirazları var. Tatlısu'nun yeni bir hata. Penaltı noktasını gösteriyor Murat Safsızoğlu. Beraberlik şansı Tatlısu için. İtirazlar var. Topun başında Bülent. Bülent geliyor 1-1. Bülent'in penaltı golü Tatlısu'ya beraberliği getiriyor. Serbest vuruşu Hamitköy kullandı. Kaleci Ali topu uzaklaştırmayı başardı. Görüntüler karşılaşmanın ikinci yarısından. Ceza sahasına yapılan orta. Boşta kalan top. Bon tamamlıyor. 2-1 öne geçiyor Tatlısu. 1-0'dan skoru 2-1'e getiriyor Girne ekibi. Hamitköy'lü futbolcular üzgün. İşte Bon'un golü. Hamitköy beraberliği arıyor. Sonuç gelmiyor Hamitköy'ün atağından. Banini'nin vuruşu kaleci Ali'de kaldı. Bülent ceza sahasında penaltı noktasını gösteriyor bir kez daha Murat Safsızoğlu. Tatlısu için 3. gol şansı. Kaleci İrfan da sarı kart görüyor. Bülent'le skoru 3-1 yapıyor Tatlısu. Bülent karşılaşmada 2 penaltı golüne imza atıyor. İşte Bülent'in golü. Tatlısu'nun yeni bir hata Muteba. Muteba şık hareketler, aşırtma vuruşu skoru 4-1 yapıyor. Muteba'yla skor 4-1 oldu. Girne ekibinin golü yeniden ekranlara geliyor. Tatlısu 4-1 kazanıyor. Cihangir kendi evinde Türk Ocağı'nı ağırlıyor. Karşılaşmanın hakemi Murat Safsızoğlu. İlk dakikalarda Cihangir hata. Jack. Türk Ocağı defansı pozisyonu uzaklaştırdı. Cihangir'in yeni bir hata. Hasan. Faul bekliyor. Cihangirli futbolcular. Türk Ocağı atağında top az farklı avuta gidiyor. Hamdi koşuyor. Hamdi topla buluştu ama daha sonrasında Türk Ocağı defansı araya girdi. Josef sonuç gelmedi. Taç atışını Hamitköy kullandı. Ceza sahasına yapılan orta, boşta kalan top Jack tamamlıyor. 1-0. Cihangir'in golü Jack'la geliyor. Büyük sevinç var Cihangirli futbolcularda. Jeffrey şansını denedi. Sonuç gelmiyor. Görüntüler karşılaşmanın ikinci yarısından. Yerden vuruş. Sonuç alamıyor. Cihangir. Offside bayrağı kalkıyor Nurcan için. Türk Ocağı'nın yeni bir hata. Ediz. Hüseyin sonuç gelmedi.
Türk Ocağı defansının büyük hatası Hasan Sapsızoğlu. Kaleci Ahmet ve korner. Atak sırası Girne ekibinde Cumali. Ve daha sonrasında Türkay. Girne ekibin atağından sonuç gelmiyor. Hamdi'nin yerden vuruşu, son anda kalecinin müdahalesi. Korner, köşe vuruşu kullanıldı. Ve ilginç bir gol. Kürşat yerde olduğu anda topu önünde buluyor ve yerdeyken yatarak vuruşu skoru 2-0 yapıyor. İlginç bir gol imza atıyor Kürşat. Büyük sevinç var Cihangirli futbolcularda. Köşe vuruşunu Türk Ocağı kullandı. Cumali tamamlayan isim farkı 1'e düşürüyor. Türk Ocağı bu golle umutlanıyor. İşte Cumali ve 2-1 oldu skor. Türk Ocağı ataklarına devam ediyor. Ve serbest vuruş. Jeffrey çok sert vuruyor ve beraberliği yakalıyor Türk Ocağı. İşte Jeffrey ve skor 2-2. Türk Ocağı 3. gol arıyor. Cumali sonuç gelmedi. Atak sırası Cihangir'de. Yerden vuruş kaleci Ahmet'te kaldı. Cihangir'in yeni bir hata, Jack tamamlayan isim. 3-2. Bir kez daha karşılaşmada öne geçiyor Cihangir. Jack'ın golü. İşte gol yeniden ekranlarda. Üç kişi gidiyor. Jack direkten dönüyor top. Şanssız bir dakika. Ve Cihangir 3-2 kazanıyor. Ozanköy'ü kendi evinde Yeni Boğaziçi'ni ağırlıyor. Alkın Yedikoğlu maçın hakemi, yardımcıları Sertan Alkın ve Beyit Çişil. Diyanet'in vuruşunda top direkten döndü. Ozanköy atağı, kafa vuruşu, topağlarla buluşuyor Abdullah. Abdullah'la golünü buluyor Ozanköy. İşte Abdullah'ın golü. Ozanköy'ün yeni bir hata. Yeni Boğaziçi defans araya giriyor. Bikadal bu kez şansını deniyor. Az farklı out. Batsi sonuç gelmedi. Batsi bir kez daha şansını denedi. Yeni Boğaziçi kalecisi gole izin vermiyor. Görüntüler karşılaşmanın ikinci yarısından. Diallo. Ozanköy defansı topu çıkarmayı başarıyor. Ve hareket sert. Tartışmalar sürüyor. Alkın Gedikoğlu hemen araya giriyor. Ve Hasan Sarıkart gören isim Ozanköy'de. Batsi ve 2-0. Kırmızı beyazlar farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Batsi araya giriyor, topu iyi takip ediyor. Ve Ozanköy'ün ikinci golü. Batsi üçüncü golü değerlendiremiyor. Oyunun son bölümlerinde Yeni Boğaziçi atağı Ayhan ceza sahasında. Ayhan pas vermek yerine kaleyi deniyor.
ve Ozanköy 2-0 kazanıyor. Başkent'te derbi mücadelesi Küçük Kaymaklı'yla Gönyeli Şehit Hüseyin Russo Stadyumu'da karşı karşıya geliyor. Ecvit kanatlı maçın hakemi yardımcıları Salih Tekirdağlı ve İsmail Gündüz. Maçı Başbakan Ferdi Sabit Soyer de izliyor. Kemal Uçaner üst dağlarda kaldı top. Kemal sonuç gelmedi Gönyeli atağından. Gönyeli taraftarlar geliyor ekrana. Karşılaşmaya oldukça yoğun ilgi var. Çağrı yerde. Oyun devam ediyor. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı. Görüntüler karşılaşmanın ikinci yarısından. Hüseyin'in ortası yakın kafa vuruşu. Son anda kalecinin müdahalesi korner. Gönlünün baskısı devam ediyor. Serbest vuruş diyor. Ecvet kanatlı. Hüseyin serbest vuruşu kullandı. Serhan yükseliyor ve 1-0 öne geçiyor Gönyeli. İşte serbest vuruş. Serhan iyi yükseliyor ve skoru 1-0 yapıyor. Bu kez Küçük Kaymaklı serbest vuruş kullandı. Yasin pozisyonu değerlendirmeyen isim. Küçük Kaymaklı'nın yeni bir hata. Kafa vuruşu sonuç gelmedi. Jack topu önünde buluyor. Jack ve 2-0. Jack'la skor 2-0 oluyor. Gönül farkı 2'ye çıkardı. İşte atak. Defans topu uzaklaştıramıyor. Jack çalımı ve daha sonra Ali Duvarcı'yı mağlup ediyor. Skor 2-0. Gönyeli taraftarlarda büyük coşku var. Kırmızı beyazlılar 2-0 önde. Faul bekliyor. Gönyeli futbolcular Ecvet kanatlı devam diyor. Bayan taraftarların da maça yoğun ilgisi var. Celal'in vuruşu, kaleci Hasan izin vermedi. Jamil. Jamil'in vuruşundan da sonuç gelmiyor. Out'a gidiyor top. Defansın hatası Kemal Uçaner. Sonuç gelmedi. Kaymaklı ve Gönyeli taraftarlar geldi görüntüye. Küçük Kaymaklı hata. Top yeniden içeriye gönderiliyor. Kaymaklı ataktan yararlanamıyor. Hüseyin içeriye çıkardı. Jack dokunamıyor topa. Jack'ın pası Hüseyin. Hüseyin gol şansı.
Açısı daraldı Hüseyin. Vuruşu kötü. Ve Gönyeli 2-0 kazanıyor. Başkanım, nasıl maç oldu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Haftalar önce Kaymaklı'yla Gönyeli'nin bu düzeyde olacaklarını biliyorduk biz de. Her iki takım da bu sezona gayet iyi transferler yaparak hazırlandılar. Netice itibariyle maç bana göre gayet iyi oldu. Tabii ilk devre takımlar kendilerini bir denediler. Adam adama markaj yaptılar. Ben de antrenörlük yaptım bir müddet. Oyun kilitlendi gibi ama ikinci devre daha heyecanlı ve gol pozisyonu olan bir maç oldu. Netice itibariyle Gönyeli 2 gol attı, galip geldi. Ben kendilerini tebrik ederim ama bundan sonraki maçlarda da her iki takımın da bugünkü gibi centilmence, biz ona bakıyoruz daha fazla, federasyonumuzun gördüğü, beklediği de oldu. Centilmence her maçlarına böyle çıkmalarını arzu ediyoruz. Ben tekrar her iki takımımıza da başarılar. Peki böyle güzel de bir ortam vardı. İki takımın da taraftarı bu maça ilgi gösterdi. Evet, bütün maçlarımızın böyle geçmesini dilerim. Ben tabii bunu da söylemekte fayda var. Bu yıl havuz sistemiyle beraber takımlarımızın havuzun getirdiği bir şeyle teşvik edilmeleri. Bir de buna paralel olarak haftada takımlarımızın 5 antrenman yapmaları, sporcularımızın bu havuz sistemiyle ilgili disipline daha fazla önem vermeleri, daha iyi çalışmaları ve bana göre gene 3-4 yıl sonra da bu şekilde gidersek kalitenin daha da yukarılara çıkacağını ve kaliteyi yakalayacağımıza ben kesinlikle inanıyorum. Çok teşekkürler başkanım. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet, neler söyleyeceksiniz? Sizin için güzel bir maç oldu sanırım. Çok mutluyum. İnanılmaz heyecanlı, güzel bir maç oldu. Ama her şeyden önemlisi centilmence bir maçtı. İyi oynayan kazandı. İyi oynadığımıza inanıyorum. Biz bu maçı hak ettiğimize inanıyorum. Çok güzel bir maçtı. Peki taraftarlar için neler söyleyeceksiniz? Bugün iki takımda taraftarı büyük destek verdi. Centilmence bir maç oldu. Siz de söylediniz. Fair play çerçevesinde. Bizi taraftarımız zannediyorum bundan sonra hiç bırakmayacak. Biz camia olarak, Gönyeli camiası olarak elimizden gelen, yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Seyircimiz, taraftarımız bize inandı. Biz de bu kulübe, futbolcularımıza inandık. Ben inanıyorum biz bu sene şampiyon olacağız. Başarılar. Teşekkür ederim. Güzel oldu değil mi? Güzel oldu. Sağ ol. Hadisine hiç uğraşamıyorum. Neler söyleyeceksiniz? Muhakkak ki galip geldiğimiz için çok sevinçliyiz. Biz zaten bunun için odaklanmıştık. Maçtan evvelki söyleşinde de kesinlikle beraberlik düşünmüyorum demiştim. Çocuklar çıktılar, oynadılar, kazandılar. Hepsini kutlarım. İlk yarı oyun kilitlenir gibi oldu. Ortada bir maç vardı. İkinci yarı başlar başlamaz. Genelde her iki takım da birbirini kontrol ederek oynadı. Ama ikinci devre galip gelmek isteyen bizdik. Onlar daha fazla hücuma çıktığı zaman boşluklar verdiler. Onlar da galip gelmek istedi ama burada orta saha ağırlıklı bir oyundu. Bizim orta saha adamlarımız daha iyiydi. Forvetimiz daha iyiydi. Bunun için biz galip geldik. Mutluyuz. Başarılar. Odaya.
Evet başkanım, neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir maç geçti bizim açımızdan tabii ki. En güzel taraf iki seyircinin centilmence bir tek takımlarına tezahürat etmesiydi. Bana dostluk mesajları verin dedi. Dost olan kişilere dostluk mesajı verilmeye gerek yoktur dedim. Çünkü biz gerçekten dost bir camiayız kaymaklıyla birlikte. Herkes de aslında dost bir camiayız. Bugünkü oyuna gelince inancımızı, her takımın küçük takım, büyük takım diye bir olay olmadığını çocuklara empoze ettik ve ciddi bir şekilde hazırlandık ki bundan sonraki tüm maçlarda aynı şekilde hazırlanacağız. İnşallah daima galibiyetlerle şampiyonluğu emin adımlarla giderek kutlamak istiyoruz. Peki ilk yarı ortada bir oyun vardı. İkinci yarı ne değişti? Gönleri daha atak oynamaya başladı. Şimdi ilk yarı ortada bir oyun vardı ama bakarsanız ilk yarının son dakikası haricinde bir pozisyonlar yoktu. O da Yasin'in oldu. Genelde oyunun kontrolü bizdeydi. 90 dakika boyunca oyun kontrolü de bizde oldu. Zaten bu bilinç içerisinde basit ve çok güçsüz bir takım diye bir takım değil. Kaymaklı çok iyi bir takımdır. O haddimizi bilerek oynadık. Ciddiyeti elden bırakmadık. Yani her an neticeyi değiştirebilecek oyunculara sahip bir Kaymaklı var olduğu için onun için çok tedbirli oynadığımızdan dolayı açık bir futbol oynayamadık. Neticede galip geldik. Çok mutluyuz. Başarılar. Sağ olun. Allah Allah. Kemal. Evet Kemal, ne söyleyeceksin? Evet, öncelikle çok mutluyuz. Çok önemli bir maç atlattık. Sezon başından beridir birebir rakibimizdi ve bu maçı bekliyorduk. İlk 5 maçı kayıpsız geçmiştik. Öne geçmemiz için, avantajı sağlamamız için bu maçı almalıydık. Bence ilk yarı biraz tutuk oynadık. Rüzgarın da etkisi vardı. Fakat ikinci yarı golü bulduk ve daha iyi oynamaya başladık. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonraki önemli olan diğer maçlar. Artık birkaç gün bu maçı kutlayıp önümüzdeki İskele maçına bakacağız. Şampiyon olmak istiyorsak tek tek maçları almamız lazım. Sen zaman zaman yedek oynuyorsun. Bu maçta ilk 11'e göre vardı. Neler söyleyeceksin? Vallahi artık o konuda hocanın takdiri. Gerçi ilk haftalar sakattım. Daha sonra tam bir form yakalayamadım. Bazen ikinci yarı. Bugün direkt oynadım. Artık nasıl görev verilirse yapmak zorundayız. Elimden geleni yaptığına inanıyorum. Bundan sonraki maçlarda da elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sağ ol. Teşekkürler. Hadi oğlum, bas kaçana yayan gelin Acak. Söyle gelin, yayan gelin. Evet kaptan, neler söyleyeceksin? Öncelikle çok güzel bir maç geçti. Gayet centilmence. Özellikle bizim taraftarımızı muhteşem bir destek verdi. Aynı zamanda Kaymaklı taraftarını da kutluyorum. Maçtan önce birbirlerine çiçek verdiler. Gayet centilmence geçti. Maçın en güzel yönü bu. Tabii ki kazandığımız için çok mutluyuz. Birebir rakibimizle oynadığımız bir maçtı. Kazanırsak bir avantaj yakalayacaktık sadece. Bunun bilincindeydik. Başardığımız için mutluyuk. Tabii ki burada da yolun çok çok başındayız. Daha 20 hafta gibi uzun bir süre var. Bu köprünün altından daha çok sular geçecek. Dolayısıyla da aynı tempoda çalışarak, aynı ciddiyetle tüm maçlarımıza hazırlamamız gerekir. Çünkü uzun bir dönem var önümüzde. Artık bu maçı kazandık. Bu akşam bunun mutluluğunu yaşarız. Yarından itibaren Gençler Birliği maçını düşüneceğiz. Sağ ol. Yes, Jack. How was the match? Yeah, the game, you know, it was not difficult. Zor but, değildi. You know, Kaymaklı is, ancak küçük Kaymaklı rakibimizdi. 3 puan almayı başardık. So we are very up that aynı disiplin oynamaya devam edeceğiz. What about the second half? Your game is changed. What's going on? You know, football is 19. İyi olmadığımızı düşünüyorum. In the first ancak half, ikinci yarı galibiyet için şansları değerlendirdik. And we try to keep the ball much and then we win, you know. Football, if you keep the ball much, you have more chance to win. Yeah, thank you. Okay, thank you. Evet beyler. Kilidi sen açtın diyelim. Neler söyleyeceksin? Öncelikle bir galibiyet aldık. Amacımız buraya gelirken zaten. Yani tek puan, bir puana değil, 3 puan hedefliyorduk. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. İlk golü ben attım. Güzel bir gol oldu. Arkasından Jack arkadaşımız 2-0 bulduk. Biraz olsun skor olarak rahatladık.
Mgay Matlı'yı da buradan tebrik etmek istiyorum. Onlar da çok iyi mücadele etti. Fakat gülen taraf biz olduk. Yolumuza devam ediyoruz. Hedeflediğimiz, lig başına hedeflediğimiz şampiyonluğu umarım bu şekilde götürüp sezon sonu gösteririz. Sağ ol. Serkan konuşmasına gel. Ne oldu? Geçmiyorsun mu? Gençler Birliği ile Mausa Türk Gücü karşı karşıya geliyor. Maçı Mehmet Özbilgen yönetiyor. Yardımcıları Erdoğan Kaba ve Osman Küçük. Adem'in atağından sonuç gelmedi. Maçta 21. dakika Adem bu kez affetmiyor. Mausa Türk Gücü 1-0 öne geçiyor. Adem'in golü. Adem'le skor 1-0 oldu. Bu golün 4 dakika sonrası Adem bir kez daha sahneye çıkıyor ve sert vuruşuyla takımının ikinci golünü kaydediyor. Mausa Türk Gücü Adem'le bulduğu gollerle Gençler Birliği deplasmanında 2-0 önde. Atak sırası İskele ekibinde. Gol şansı kaleci Fikri izin vermiyor. Üst üste ataklar buluyor bu dakikalarda Mausa Türk Gücü. Ali Oruloğlu, bir kez daha Ali. Ali'nin vuruşu kalecide kalıyor. İskele Cumhuriyet Stadyumu'ndaki taraftarlar geliyor ekranlarınıza. İki bölge ekibi Gençler Birliği ile Mausa Türk Gücü mücadelesi. İlk yarıda Mausa Türk Gücü'nün 2-0'lık üstünlüğü var. Atak sırası Gençler Birliği'nde Mausa Türk Gücü defansı pozisyonu uzaklaştırıyor. Daha sonrasında yapılan vuruş farklı şekilde avuta gitti. Ali Oruloğlu serbest vuruşu kullandı. Sonuç gelmedi. Mausa Türk Gücü'nün yeni bir atağı Adem out atıyor. Emanuel pres yapıyor. Kale boş ve top ağlarla buluşuyor. Gençler Birliği defansının büyük hatası 64. dakikada Emanuel'i golle buluşturuyor ve skor 3-0 oluyor. İşte Emanuel, Mausa Türk Gücü'nün 3. golü. Zayıf bir vuruş, Fikri için rahat bir top. Kaleci devrimde kaldı. Mausa Türk Gücü atağı. Kaleci devrim ikinci pozisyonda Gençler Birliği defansı topu uzaklaştırdı. Top direkten dönüyor. Gençler Birliği atağında pozisyon devam ediyor. Mausa Türk Gücü defansı başarılı. Osman devrimden dönen top. Ali gol şansı. Devrim bir kez daha başarılı. Pozisyonları kolay harcıyor Mausa ekibi. Sonuç gelmedi. Mausa Türk Gücü atağından. Kaleciden dönüyor. Hüseyin topu takip eden isim. 88. dakika Hüseyin bir kez daha topu almayı başarıyor. Ceza sahasında çalımları ve Mausa Türk Gücü'nün 4. golü. Hüseyin presi sonuç veriyor. Ve ekibinin 4. golünü kaydediyor. Gençler Birliği karşısında Mausa Türk Gücü fark yapıyor. Oyunun son bölümlerinde ataklar sonuçsuz kalıyor. Ve Mausa Türk Gücü Gençler Birliği'ni 4-0 mağlup ediyor.
Bostancı Bağcılı'da yeni cami karşı karşıya geliyor. Mehmet Sezener maçın hakemi yardımcıları Ahmet Dayı ve Hüda Avşaroğlu. Nikolay. Nikolay yerde kalıyor pozisyonda. Mehmet Sezener devam ediyor. Yeni bir atak. Güzel Urt ekibinden. Bir kez daha. Faul bekledi. Penaltı bekledi. Bağcılı futbolcular pozisyon devam ediyor. Nikolay. Nikolay'ın çalımı. Kalecide kaldı. Rinaldo topla buluşan isim. Rinaldo. Rinaldo'nun vuruşu Mahmut'un büyük hatası. 1-0 öne geçiriyor takımını Rinaldo. Gol sonrası ilginç gol sevinci var Rinaldo'nun. İşte Mahmut'un büyük hatası. Rinaldo ve 1-0. Yeni Cami 1-0 öne geçiyor karşılaşmada. Bostancı Bağcıl. Akın golü yapan isim. 1-1 oldu skor. Güzel ekibinin beraberlik golü Akın'la geliyor. Bu kez de kaleci Mehmet'in hatası, dönen topu Akın tamamlıyor. Sevinme sırası şimdi Bağcıl'da. İlk yarı sona eriyor. İlk yarıda 1-1'lik eşitlik var. İkinci yarıdan görüntüler. Mustafa Tatlı'nın kafa vuruşu yeni cami maçta bir kez daha öne geçiyor. Golün adı Mustafa Tatlı. İşte gol, zor pozisyonda kafa vuruşu, dört kişinin arasından topu filelere göndermeyi başarıyor Mustafa Tatlı. Serbest vuruşu İbrahim'le kullanıyor. Yeni cami defansa çarpıyor top. Kaleci Mahmut ikinci pozisyon. Asfalt out'a gidiyor. Yeni caminin yeni bir hata. Cemre gol şansı. Cemre kaleci Mahmut'la karşı karşıya. Cemre ve üçüncü gol. Siyah beyazlar üçüncü golünü Cemre ile buluyor. Bağcıl farkı kapatmak istiyor. Ceza sahasına yapılan orta. Boşta kalan top. Vasilev. Kaleci Mehmet'te kaldı. Cemre. Kale boş. Mahmut'un müdahalesi. Pozisyonu önlüyor. Serbest vuruşu Bostancı Bağcıl kullanıyor. Offside düdüğü çalıyor. Yeni cami futbolcusu da suratına top geldiği için kısa bir sakatlık geçiriyor. Nikolay farkı bire düşürüyor. Bostancı Bağcıl bu golle umutlanıyor. İşte Nikolay'ın golü. Bağcıl'ın yeni bir hata. Pozisyon devam ediyor. Ceza sahasına gönderilen top. Nikolay yerde kalıyor ve oyunun son bölümlerinde Bağcıl için beraberlik şansı. Penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Sezener. Yeni camili futbolcuların itirazları var. Topun başında Boris var. Boris'in vuruşu kaleci Mehmet. Mehmet penaltıyı kurtarıyor. Ve Mehmet'in kurtardığı bu penaltı yeni camiye 3 puanı getiriyor.